Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dolap düzeni ile ilgili diğer videolarımızı da çekeceğiz. Şimdi geri kalan 3. olan serimize ait olan dolabımızla başlayalım. Şöyle kameramızı da tam ben ayarlayayım. Şöyle üst kısımdaki raftan başlayalım. Bu kısımda ben genellikle hep fazla kullanılmadığı sürahilerle bıraktım ve şöyle fazladan olan yağdanlıkları buraya yerleştirdim. Şimdi diğer olan sürahilerimizi göstereceğim. Şunlar iki takım birbirlerine çok benzeyen iki sürahi takımımızın bardaklarını diğer ilk videomda var dolap düzeniyle ilgili. Oradan bakabilirsiniz bardak düzeniyle. Onun bardaklarını göstermiştim sürahi takımının. Bu onların sürahisi. Sürahileri ayrı bir bölümde ben bırakıyorum. Bu da ona yakın modelde olan bir sürahimiz. Şöyle aşağı alayım, diğerlerini göstereyim. Şu yine bardak düzeninde göstermiştim. Uzun olan bardakların sürahisi arkadaşlar. Bu da yine bardak düzeninde gösterdiğim bardakları şöyle altın varaklı sarısı geçen bardakların sürahisi. Bunlar şöyle 4 adet olmak üzere bıraktığım şöyle bir sürahi takımı. Hatta şunu bırakmadan diğerlerini de göstereyim, sonra onu yerleştirelim. Şunlar da fazladan olan yağdanlıklarımız 2 adet böyle bir. Şey, bunlar çok kullanışlı arkadaşlar. Eğer masa düzeninizde salata veya başka soslar kullanıyorsanız da bunlar çok işe yarıyor. Bunları da fazla kullanmadığımız için yukarı kısmı bıraktım. Şunlar da yine aynı şekilde yağdanlıklar. Diğerinin şu tıpa kısmını kaybettik. Böyle iki tane olan şekilde olan bir yağdanlıklarımız. Dediğim gibi çok sofralarda çok kullanılan yağdanlıklar bunlar arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Şöyle kenara alayım. Diğerlerini düzeltelim. Böyle genellikle en fazla yukarıya hani en çok kullanılmayan ürünleri ben koyuyorum. Daha sonradan da rahatlıkla ulaşabiliyorum. Şunlar fazlalıklı olanlar. Şunu kenara alayım. Şu bunun içerisinde şu kısımlar arkadaşlar her birine ait tahta kaşıkları bulunuyor. Bunu fazla kullanamıyoruz. O yüzden kaldırdık. Fazla da yemek yaparken biraz sorun oluyor. O yüzden böyle dolaba bıraktık. Kaşıklarını kullanıyoruz. O yüzden şöyle boşlukları boş. Şu yine bir semaverimizin alt tabak kısmı. O fazla olduğu için yukarı bıraktım ben. Bunlar da eski zaman usulü. Bunlar bardak olarak kullanılıyor arkadaşlar. Şu da yine Ümre'den gelen bir taz. Bunlar da yine şöyle yukarıda bıraktığımız, fazla kullanılmadığı için böyle kenara bıraktığım bir bölüm burası. İlk üst tabanımız böyle arkadaşlar. Üst raf kısmı. Alt raf kısmına gelirsek ise burada en çok kullanılan şeker tasları, saklama kapları gibi ve en çok kullanılan sürahiler falan, tabaklar, çerez tabakları, bunları kullanıyoruz. Şunlar Bim'lerde görmüşsünüzdür. Burayı, bunları genellikle hep Bim'den aldığımız serilerde. Yani bundan neredeyse o zaman 1-1.25 TL'ydi. Şunların hepsi. Şu kenarda da aynı şekilde var. Bunları böyle alıp çok kullanılıyor arkadaşlar. Bunları misafirlerinize geldiğinizde şeker tası, çerez tarzı olarak da kullanabilirsiniz. Herkese ayrı ayrı. Yine şunlar da Bim'e ait. Bunlardan da 6 adet. Şöyle kenara alayım. 6 adet de bunlardan olmak üzere yine aldığımız. Yani 1 TL, 1.25, 2 TL arasında değişiyor. Şunlar da yine limon kapları olarak oluşuyor. Şunlar saklama kaplarımız. Şöyle göstereyim. Bunların videosunu size çekmiştim. Şok, bunu sanırım Şok'tan, yok A101'den almıştık. Dörtlü takım olarak. Böyle bir saklama kaplarımız. Bunların diğerlerini kullanıyoruz. O yüzden bunlar fazla kalanlar. Bunların içlerinde kuru yemişler falan, diğer istediğiniz her şeyi rahatlıkla bırakabiliyorsunuz. Bunlar da böyle kenarda olan saklama kaplarımız. Şu kullandığımız en çok sürahimizden biri gündelik için. Şunlar genellikle dışarıda kullanıyoruz. Mataralar olarak. Bunun şu faydası var. Şuradan ağız kısmı açılıyor. Böyle alırsanız da mataralarınız daha kullanışlı arkadaşlar. Şöyle direkt rahatlıkla içebiliyorsunuz. Bunlarda da ağzı açılabilecek şekilde olan. Şu da yine bir kullandığımız sürahi takımından biri. Bunları şöyle genelde kenara bırakıyorum. Kenara bırakalım. Şunlar da çerez tabakları olarak geçiyor ama ben tatlılarda da çok kullanıyorum. Şöyle her bir rengi olan
şekilde olan bir tabaklarımız. Alt taraf kısmımız da böyle arkadaşlar. Üst taraf şu şekilde, alt taraf da bu şekilde olmak üzere böyle bir düzenlemesini yaptım. Diğer tarafta olan kısmımıza gelirsek ise şöyle tam netleşsin, başlayalım. Bunlar arkadaşlar, şunlar. Hemen yakından da göstereyim. Eski zamanda kalan, buradan neredeyse 25-30 yıl önce olan bir bardak sürahilerini, porselenden. Şunlar elektrikli arkadaşlar. Şunlar ise bu çok süs olarak genellikle kullanılıyor ama eskiden bunlarla çay koyup çaylar içinde rahatlıkla kullanılabilen bir porselen takılmış. O zamanların modası olan. Şöyle göstereyim. Şunlar da şöyle bardakları. Bunların şöyle şekerlikleri falan olan. Şunlar da aldığımız fazladan olan bir tahta kaşıklar. Üzerinde her birinde farklı şeyler yazıyor. Konya'dan aldığımız. Ve bunlar da fazladan olan bir fincan bardaklarımız. Şöyle göstereyim. Böyle deseni olan bir fincan porselen tabaklarımız. Çok bunlar fazla kullanılmıyor. Biraz büyük fincanlar olduğu için tabakları da şöyle. Şöyle de tabakları bulunuyor. Bunu da böyle bırakalım. Şunlar dediğim gibi o setin şekerlikleri falan, çayda kullanılan. Yani şunlar, şu ikisi porselen takımlar arkadaşlar. Bunlar neredeyse 25-30 yıl önceki kullanılan porselen çay setleri olarak geçiyor. Şurada küçük bir havanımız. Bu küçüklükten belli olan bir havan. Diğer bunun büyük havanını gösterdiğim dolap düzenini 2'de var arkadaşlar. Alt kısma gelirsek ise gündelikte kullandığımız servis tabaklarımız şunlar. Şunlar servis tabaklarımız. Bunlar salata tabaklarımız ikisi. Bunlar da yine gündelikte kullandığımız yemek takımları. Şu limonumuz, limon sıkmada çok kullanıyoruz. Bunlar da normalde şöyle küçük paslarımız, tabaklarımız. Bunlar da yemek takımımızın çorba tasları. Yani alt kısımda da en çok kullandıklarımızı bıraktım. Bu kısım böyle arkadaşlar. Üst kısmı dediğim gibi herkeste olduğu gibi en çok kullanmadıklarımız. Alt kısımda ise yemek takımlarımız var. Şunlar ne diye sorarsanız bunlar peçetelikler. Şöyle küçük göstereyim. Bunlar böyle metallerle yapılan peçetelikler yapılmış, el işlerine ait böyle kurdaleden yapılan, bir sürü kullanılmadığı için üst kısma bıraktık. Böyle diğer kalan dolap düzenlerimi devamında getireceğim arkadaşlar. Bugünkünler bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.